Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Vice bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Vice Anniversary Edition'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki GTA Vice bölümünde bu Cuban'ların liderinin işlerini yapmaya devam ediyorduk. Geçen bölümdeki ilk iş olarak bunlar bir savaş içerisindeydi. Bayağı bir adam falan kaybetmişlerdi. İşte çatışmaya falan gittik. Bayağı bir çatıştık. Bunların fabrikasından kamyon vesaire bir şeyler çaldık. Oradan da kafeye geri dönmüştük. İkinci iş olarak da bunların bir ticaret işi vardı. Bu çetenin adı neydi ya? Hep unutuyorum. Hatties çetesinin bir ticaret işi vardı. Amacımız o ticareti çökertip mallarını çalmak. Yani teknik olarak kendi çetemiz yani Küba çetesini güçlendirmekti. İşte hız teknesiyle gittik. Tam böyle baskın yaptık falan derken hız teknemiz patladı. İşte malları vesaire çaldık. Ardından da bayağı sağlam bir polis kovalamacasından da sağ çıkıp kafeye geri dönmüştük. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Kısacası geçen bölüm bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi nasıl da çatışıyorlar. Evet, çekirdek kola yapaydık iyiydi ya. Aynen böyle bir arabanın altına da çekirdek kola yapmak. Kardeş sen ne yapıyorsun? Ana. Siz nasıl lavuksunuz oğlum? Ay milletin kafası falan patlıyor. Lan püh, ben sizi böyle mi yetiştirdim? Yapacağın şu. Yapacağın şu. Kendi çetemi de vururum, karşı çeteyi de öldürürüm. Yani 1'e 2'lik bir takas var orada. Takasla bizim çete karlı çıktı. Evet bu arada tam da düşündüğüm gibi oldu. Bunların işlerini yapmaya devam edebilmemiz için bizim öncelikle bu Hayton's çetesinin lideriyle iş yapmamız, onunla aramızdaki meseleyi çözmemiz gerekiyor. Ama ben ne yapacağım? Çete işlerini falan yapmayacağım bu bölümde. Başka bir şey yapacağım hani. Şöyle bir haritayı açıyorum. Bakın, taç simgesi Küba çetesinin işleri. Yukarıdaki peluş simgesi de Hayton's çetesinin yani düşman olduğumuz çetenin görevleri. Yukarıdaki iskambil kartı da motor çetesi işi. Bir de kafatası var. O kafatası da Love Fist yani aşk yumru büzük grubun işleri ama onları da yapabilmemiz için de bu motorlu çetesinin işlerini yapmamız gerekiyor. Bu arada oha ne biçim üstüme kırdı. Yavaş öküz. Evet konuşamadım orada. O yüzden şimdi bizim gideceğimiz yer şu anda bizim gideceğimiz yer karşı ada olacak. Karşı taraf olacak. Karşı tarafta palmiye ağacı var gördüğünüz gibi. Orada yapacağımız işler var. Oradan devam edeceğiz ana hikayeye. Yani yeter. Çok çete işi yaptık. Biraz da yapmayı verelim. Daha sonra yaparız. Şimdi ana hikayede biraz başka şeyler yaparak devam edelim. Ondan sonra çete işleri yapmaya devam ederiz. Bu sefer de bu Hatians yani düşman olduğumuz çetenin görevlerini yaparız. Sonra kalan görevleri bitirir. Oradan da motor çetesi görevleri falan. Yani gelecek görevlere göre bakarız. Videoda gereksiz 3,5 dakika olmuş böyle ama olsun da. Bu arada arkadaşlar madem hazır göreve gidiyorken söyleyeyim. Yani videomuza bir beğeni bırakırsanız içeriklerimizden de memnunsanız destek olmak istiyorsanız eğer başka videolarımızı da merak ediyorsanız eğer bir abone olur videoya da bir beğeni bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü videolarda etkileşim gerçekten çok önemli. Başka insanların da başka kişilerin de görüp bizi izleyebilmesi ve kanalımıza ilerleyebilmesi açısından destekleriniz benim için gerçekten çok değerli. O yüzden keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız abone olup bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Teşekkürler diyerekten no escape soru işareti. Hadi bakalım. Aha Rosenberg de burada. Selamun aleyküm Rosenberg. Uzun zaman oldu. Hayırdır? Hey Tommy, hey, buna bak, buna bak. Bu harika. Harika bir yapım. Ya bir ton bar işimiz var aşağıda. Ken. Her neyse. Benim sana şey yapmak, sana göstermek istediğim bir şey var falan. Şimdi güvenli bir adama ihtiyacım var. Ha yani güvenli bir adama ihtiyacım var. He, tanıdığım biri var. Ama o şu anda içeride. İçeride nerede? He, polis hapishanesinde transfer yapılıyor. He. Ya şey, bunların paraya ihtiyacı var, tamam mı?
Yani bizim kısacası paraya ihtiyacımız var ki hani işlerimizi daha çok yürütebilelim, daha çok güçlenebilelim, önümüz falan artsın. Ondan dolayı da Tommy diyor ki hani güvenilir bir adama ihtiyacımız var. Bu işleri yapabilmek için güvenilir adamlara ihtiyacımız vardı. Kendi birini tanıyorum ama şu anda içeride dedi. Yani içeride dedi, şu anda hapishanede. Neydi, transfer yapıldı falan, şu anda hapishanede yatıyor dedi. Tommy de hiçbir şey söylemeden çıktı gitti. Şu anda polis merkezinin önündeyiz. Şu arabayı şuraya bir park edersem iyi olacak. Çünkü bayağı bir çatışacağız burada. Keşke armor alsaydım hatta ama pişman değilim henüz. Yo, yo kardeşim. Bırakmıyorum silahımı. Dikkatli olmamız gerekiyor. Aşağı ineceğim önce. Şöyle bir. Ha tabii önce anahtara ihtiyacımız var. Tamam. Yürü abi. Allah. Allah. Yavaş kardeşim. Şu silahı falan da al da. Buradan spam oluyorlar. Koşmam lazım. Orada. Oha. Bu hasar ne? 50 vurdu tek başına. Ciğerimi söktün kardeşim. Allah. Aha 24 canım kaldı. Şunu da bir alayım da. Aa gizli paket. Bir tanesini topladık. Şurada can var. Alabilmem için buradan sağ çıkmam lazım. Buradan kurşun geçmiyor. Allah Allah. Öldüm ya. Öldüm ya. Of. Bu görevden nefret ediyorum zaten. Neyse arkadaşlar, videoyu burada durduracağım. Kaldığımız yerden aksiyon çatışma kısmından devam edeceğiz. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer armor çektim ama yine de armorum eridi gördüğünüz gibi. Yanımdaki polis memuru yüzünden. Polis memuru neden yanımdaydı onu da bilmiyorum ama. Abi çok saçma ya, yani alan o kadar dar ki düzgün nişan bile alamıyorsun. Yürü git lan. Çekilir misin sandalye? Bak ya, sandalyenin arasından bile geçemiyorum ya. Sinirim bozuldu ya, yine benim sinirim bozuldu. Kanser metren devreye girdi benim. Bir saniye. Şunları bir halletmem lazım ki ölmeyeyim. Şöyle. Tamam, bunu da hallettik. Tamamdır. Oh. Sinir bozucuydu ya. Armor almak zorunda kaldım şu lahane şey için. Evet, adamımız da buymuş. Cam Jones. Evet, bu benim. Seni buradan çıkarıyorum. Nasıl istersen. Bu arada adamın ismini söylememiştim orada. Ken Rosenberg. Ne alaka? Şunları bir halledelim. Oradan spam oluyorlar. Kardeşim bir ölün. Bir ölün, bir çıkın. Kardeş geliyor mu? Geliyor. Sen bir öl. Lan 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 lan. Lan. Ruh hastasına bak. Dibimde spam oldu ya. Eyvah. Çık abi. Çık 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 çık. Tüy abi. Hemen tüy. Hemen tüy. Şunu bir yakınlaştır az. Az daha tamam. Nereye götürüyoruz? Ha aşağıya direkt. Direkt aşağıya. Okey. Of güzel dodge. Güzel fake. Şimdi zorlasanız da kıçınızı yırsanız da beni yakalayamazsınız abi. Hayırdır kardeş? O barikatı yiyeceğim mi sandın? Çok beklersin. 25 canla çıktık ya. Ha bu arada şeye, boya dükkanına gidiyoruz ki polislerden kurtulabilelim. Allah Allah. Bismillah, korktum. Oha. Kankalar yavaş. Tamam. Belli. Söylediklerim ağır geldi. Ondan bu kadar saldırıyorlar. Çıkın abi. Bir çıkın abi. Güzel. Kurtulduk bu görevden de. Kurtulduk bunlardan da. Güzel. Tamam, evine götüreceğiz şimdi. Kardeş evin nerede? Karşı adada. Okey. İyi madem bu bir bölüm olsun, çünkü eğer bir bölümde yani bir görev daha yapmaya kalkarsam fazla uzayacak bölüm. Bir 20 dakikayı geçecektir. Ben de bu kadar uzun olmasını istemiyorum. Zaten fazla uzun fazla uzun diyenler oluyor. Olmasın. Gerek yok. Bu arada madem hazır evine kadar götürürüz. Destek amaçlı beğeni bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Eğer bu dakikaya kadar izlediyseniz, size bir şeyler katabildiysem, eğlendirebildiysem
En azından sağırdıysa destek amaçlı beyni bırakırsınız. Çok sevinirim. Evet. Cam Jones'u da eve bıraktık gibi bir şey. Evet, bıraktık. Tamam. Seni de işime alıyorum. Sen bizim kilit çözücümüz olacaksın. O da bir şey dedi ama anlamadım. Anlamadım yani, ne yalan söyleyeyim. Neyse. Oyunu nerede kaydedersek daha karlı olur diye düşünmekteyim şu anda. Malikanemizde kaydedersek daha karlı olacaktır. Çünkü oradan daha yakın oluyor. Palmiye ağacı görevi. Palmiye ağacı neresi? Malibu Club. Evet, kulübün adını da hatırlamam. İyi oldu, o iyi. Kapaklandım bildiğin direğe. Bu arada bundan sonraki gelecek video büyük ihtimal Magic Rampage falan olur. Yani Magic Rampage çekeceğim şimdi. O da bir süredir gelmiyoruz. Sevenler de var, isteyenler de var. Ben de oynamayı çok istiyorum. Heyecanla bekliyorum, merak ediyorum başımıza neler gelecek falan. Hatta cam bile açabilirim eğer iyi olursa. Sıkıntı olmazsa hatta Magic Rampage serisini kameralı devam ettirmeyi düşünüyorum, haberiniz olsun. Diyerekten şuradaki paramızı da alalım. Malum buradan bize para da geliyor. Oh, 2115 dolar. Türkiye ekonomisine neyse, oku. Hiç ortalığı karıştırmak istemiyorum. Oyunu artık bir kaydedelim. Tamam, kaydet. Kaydet. Ne oldu lan bu arada? Direkt kaydetmek istiyor musun dedi. Ha tamam. Doğru yere kaydettik. Okey. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka serilerimizden de haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve başka serilerimize de isterseniz oynatma listesinden bir göz gezdirebilirsiniz. Belki ilginizi çeken bir şeyler olur diye belirtmek istedim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça bak. Hoşça bak ne ya? Hoşça kalın.